Evet, selamlar arkadaşlar. 7 Nisan 2021 Kore Yama Notlarına hoş geldiniz. Bugünkü Kore notlarında çok güzel değişimler var ama özellikle aşağıda, o yüzden bu kısımları geçiyorum. Klasik bug fixler, basit. Hani Google Translate sağ olsun pek anlayamayacağımız şekilde olduğu için. Hani büyük ihtimal PvE hasarı bir şey olmuş. PvP'ye hasarı aynı kalmış. Bir tane Magical Evasion'dan sonra bir tane skill atılma sorunu varmış. DK'nın bir tane Execution Bombardment olabilir belki, bilmiyorum doğru ismi. Onunla ilgili fix gelmiş. Bazı skill'lerde işte videosu şey oluyormuş falan filan, önemli değil. Bunların zaten hepsi seyirciyle birlikte bize de geldi. O yüzden geçiyorum. Gelelim asıl değişimlere. Eşya. Artık peri becerileri değiştirirken, peri beceri değiştirirken ki gelme ihtimali yazdığı bir kısım eklendi. Ve teorimde haklıymışım. Bakın 4 %13 pen, yani maksimum level'ı %12, çok yakınmış oranı. Artık burada beceri değişiyoruz. Mesela siz bunu değiştiriyorsunuz. Gelme ihtimali skill'lerin böyle bir şekilde listeleniyor. Çok güzel bir değişim. Ben sevdim. Bu tür daha çok gizli şehir revealanması bence hoş. Bakın gördünüz mü? En uyduruk level'ın gelme ihtimali daha düşük oluyor yüksek level periyle. Teorim tuttu. Ben bir tek şu daha yüksektir, bu daha azdır diyordum. Yakınmış ama. Evet. Tamam, bu açıklama olayı bize zaten gelmişti. Geçiyorum. Arşa turnusu ile ilgili değişimler var. Arşa turnusu ile ilgili galiba 3 farklı title gelmiş. Bu arşa turnusu bize geldiğini anlayabileceğimiz şey. O yüzden geçiyorum. Önemli değil. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. K, yani şey, addon yapma sayfasında. Burada özel bir düğme gelmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu arşa turnusu ile ilgili bir şey olabilir. Hani emin değilim, pek emin olamam çünkü çok garip bir şey. Yani tam arşanın altına yazmışlar. Hani Technology Specialization diyor, ne geldiği belli değil. Bu kısmı o yüzden emin değilim, o yüzden geçiyorum arkadaşlar. Isleyim Bartali, pişirme yapan maceracı ekstra bir ödül, şey, pişirme görevi veriyor artık. Kaç levelsanız ona uygun pişirme ekstra görevini alabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı kaydırıyorum. İsimlerine kodeksten bakabilirsin ya da Global Lab'de geçen hafta anlatmıştım. Oradan bakabilirsin. Level solunda da hangi yemeklere gelebildiği yazıyor. Maksimum level'sanız hepsi maşallah gelebiliyor gördüğünüz üzere. Şöyle kaydırayım. Ekstra pişirme görevi arkadaşlar. Özet bu. Bu işin. Bir pişirme görevi varken şu diğer iki pişirme görevi alabiliyorsunuz. Bunlar da biliyorsunuz en ünlü pişirme görevleri. Bu 1000 yumurtaya da süt veren görev. Bu da 500 tane acı biber veya soğan veren, yeşil renkli diye hatırlıyorum. Mavi olmaması lazım. Yeşil renk o pişirme görevi sırası, anlamıyor bunlar. Haberiniz olsun. Özel Odita yemeklerini yaparken de pişirme görevi gelebilecek şekilde değişiklik geldi. Odita yemeği derken şu tavuk kızartması dahil buna. Unutmayın, büyük ihtimalle çoğu insan bu gelecekti. Ve Master 11'de hepsi gelebiliyor gördüğünüz üzere. Bu ekstra görev de eklendi. Evet, madencilik mini oyunu eklendi oyuna. Biliyorsunuz bazı grind spot, aslında bazı değil, tüm oyundaki grind spot'tan bir tane mini oyun olayı geldi ya. Şimdi aynısını life skill'de de yapıyorlar. Geçenlerde şey gelmişti, bu yumurta için tavuk yakalama görevi gelmişti. Ondan sonra bir şey daha gelmişti. Sütle ilgili bir şey gelmişti galiba. Ya da gelmiş mi sütle ilgili bir şey? Emin olalım. Neyle ilgili gelmişti? Bir tane oyunun mini oyun, mini bir şeyi gelmişti. Life skill. Neyse. Geçiyorum abi. Aynısı şimdi madenciliğe geldi. Madencilik yapar. Heh pardon, tarla. Hatırladım. Köstebek event'i. Kalıcı oldu biliyorsunuz. O artık life skill'in mini oyunu gibi bir şey oldu. Şimdi aynısı madenciliğe geldi. Artık madencilik yaparken şanssızı şöyle bir turuncu bildirim çıktığında şöyle sarı sarı parlamalar çıkacak. Bu sarı sarı parlamalarla etkileşime geçtiğinizde çıkabilecek ekstra eşyalar eşkilendi. Ve bu eşyaları verip NPC'lerden başka şeyler alabiliyorsunuz. Ama 200 dostluk olmanız gerekiyor arkadaşlar. Özel eşyalar bulabiliyorsunuz. Bu alabileceğiniz eşyalar arasında özellikle Black Magic kristaller, Histria, Viper falan filan var. Baya güzel şeyler. Onun dışında şöyle topazdır, safirdir, zakuttur, karataş tozudur falan, bu tür şeyler de var. Ama şunları ne unuttum? Bunlar doğru hatırlıyorsam Manos işleme taşları olması lazım. Hani işte sallamadır, pişirmedi falan. Onlar da çıkabiliyor diye hatırlıyorum ben. Global Lab'de öyle demiştik diye hatırlıyorum. Hani böyle güzel bir mini takaslı şey, bir tane mini oyun geldi. Respawn'layacaksınız üstüne. Evet. Onun dışında
Drill yani sondaj makinesi ilgili ekstra eklemelerden biliyor, biliyorsunuz. GUID'lerin sondaj makinesi kurma, sondaj çalıştırma ilgili bir eklenti gelmişti Kore'ye geçen haftalarda. Onunla ilgili de daha da açıklama geldi. Yıkıldığında sondaj makinesi 6 tane eşya veriyor. Şu fosil şeyden 1 tane veriyor. Şu sönmüş kutudan da 1 tane veriyor yıkıldığında. Bittiğinde de 2 tane veriyor fosil şeysinden. Şundan da 10 tane veriyor. Bu da biliyorsun yeni GUID skill'ler için lazım olan eşyamız. Bu fosil Sculptures with Trace of Time zamanın ne oluyor bu Türkçe çevirisi? Zamanın izlerini taşıyan fosil kalıntısı gibi bir şey olması lazım. Bunu verdiğinizde 1, 2, 3, 4 pardon skeleton değil. Zat dediği bunu verip bunları alıyorsunuz galiba da bunlar ne ki? G falan diyor. Bilmiyorum. Bunun ne olduğunu hiç fikrim yok. Bu globale gelmeden chat diye bu hafta eklendiği için emin değilim. Global lab notlarında görürüz bunun ne olduğunu. Globalde yoktu diye hatırlıyorum. Bu sonra geldi diye hatırlıyorum. Skeleton Ancient Weapon bilemedim. Bunun şeyi var doğrusu zaman. Farklı parçalar var. Birleştiriyor muyduk acaba? Öyle bir şey miydi? Evet, sondaj kuyusu zaten daha bize gelmediği için pek önemli dedi. Geldiğinde netleşir. Zaten Global Lab'de netleşince şey yaparız. Evet, yukarıda adını geçirdiğimiz kutumuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle içerikli var. Ama tabii ki Korece. Ve Google Translate resimleri çeviremediniz ki. Bunlar da diğer eşyalar. Şöyle birden 7'ye kadar gidiyor gördüğünüz üzere. Bunları da verip şu aşağıdaki eşyaları alabiliyorsunuz. Hani işte takıdır. Pardon, bunlar klan parası olarak geçiyordu. Bunları satıp klan parasına çeviriyordunuz galiba. Doğru hatırlıyorsam. Kim? Birden 7'ye kadar eşyaları verip aynen birden 7'ye kadar eşyaları verip bunları alıyorsun. Sonra bunları da satıp şey parasına çevirebiliyorsun, GUID parasına. Öyle bir içerik. Artık GUID deposundan etkileşime geçerek değil galiba, direkt sondaj makinesiyle etkileşime geçerek yakıt yükleme eklenmiş. Pardon. Kulaklık kafamdan çıktı, pardon. Şey eklenmiş, bu sondaj makinesini nereye ekleyebileceğiniz, hangi sunucu ekleyebileceğinizle ilgili uyarı metni eklenmiş detaylı bir şekilde. Okey. Sondaj makinesi AFK varıldıktan 1 saat sonra otomatik olarak gitmeyeceği halde düzeltilmiş. Ve sadece savaşlarda yıkılabilecek şekilde değişiklik yapılmış galiba benim anladığım kadarıyla. Onun dışında... Bu yıkıldığında veren materyallerin şeyi değiştiği için üzerindeki açıklama düzeltilmiş. Tabii ki sondaj tamamlandığında tamamen yok oluyor. Onu da unutmayın arkadaşlar. Evet, bu özellik zaten bize geldiğini daha net anlarsınız. Gene kadar da global lab notlarıyla idare edeceğiz. Görev ve bilgi. Bu görevi hatırlıyorum. Bunu globalde anlatmıştık. Agris tüketerek alabileceğiniz bir görev eklendi. Bu görevin sonunda şöyle bir kutu veriyor arkadaşlar. Güzel bir görev. Artı 300 tane katkı puanı veriyor. Bu sadece Valencia bölgesine geldi. Şimdilik ileride başka spotlara da gelebilir. Bu görevi almak için önce 15k agris anında eritiyorsunuz. Erittikten sonra mobları keserken ister agrisi ister agrisiz farmlayın, fark etmiyor. Bunları farmladıktan sonra şöyle bir kutu alıyorsunuz. Bu kutunun içeriğinde birazdan göstereceğim zaten. Günlük bir görev bu. Her bir görev günde bir kez tamamlanabiliyor. Aynı görev birden fazla tamamlanabiliyor diye biliyorum. Yani ama şey, mesela başım kestiniz, Fogan ya da Naga falan kesebiliyorsunuz diye hatırlıyorum bunları. Bu arada 15.000 agris kestiği anda hani sonra işiniz çıktı, görevi bitiremediniz ya. Görevi iptal ederseniz agrisiniz de boşa gitmiş oluyor. O yüzden emin değilsiniz görevi yapabileceğinizden. Agrisini direkt tüketmeyin. Almayın görevi arkadaşlar. Onu da şimdiden uyarısını geçeyim. Evet, kutumuzun içeriği ne eski Korece olduğu için yazmıyor ama doğru hatırlıyorsam 30-50 kadim rut tozuydu en uydur katabileceği. Şeye kadar gidiyordu diye hatırlıyorum. Light and Ogre'ye kadar gidiyordu diye hatırlıyorum. Klasik şey kutusu gibi aslında biraz. Ne bu? Hangi kutuydu lan?
Karuruhun macerası kutusu gibi biraz ama daha az seçenek var. Hipnoz, çöküş falan yoktu diye hatırlıyorum bu kutuda. Yanlışım olabilir ama. Zaten güzel bir kutu olduğunu söyleyeyim. Özellikle Valency grindliyorsanız çok güzel bir görev. Direkt alın yapın. Eğer Valency grindliyorsanız sırf bu kutu için gitmek Word müdür değil mi? Geldiğinde görürsünüz. Biraz çiçeklerin dekorasyonu kaldırıldı. Evet, bu özellik geçen hafta globalde anlatmıştık. Fetih Savaşı'nın ve Node War'da kullanılacak geçici bir cheat kuruldu arkadaşlar. Bu cheat artık kullanıp geçici bir savunma yapabileceksin. Mesela çok baskılısınız. Böyle 5 saniye 10 saniye boşluk anca buluyorsunuz. 5 saniyelik kurulumu biten bir cheat kurulumu başlatabileceksin artık. Pardon. 5 saniye kurulum süresi 5 saniye sizin bu yeme çömerek şey yaptığınız süre. 20 saniyede kendinden gelen bir kurulum süresi var. Okey. Bunu kurup böyle geçici bir savunma yapabiliyorsunuz. Sonra işte baskıyı hallettikten sonra da isterseniz kaldırıp yenisini kurabiliyorsunuz tabii. Güzel bir şey, ben sevdim. Bu şey... Loot Shop gelmişti biliyorsun. Node War kazandıktan sonra çıkan NPC. Onun zamanları düzeltilmiş, bir bug vardı. Bu özellik çok güzel. Name check yapabiliyorsun artık. Mesela aile ismi, klan ismi, karakter ismi. Artık ben buna çat diye bastım, aldım olmuyor. Artık buraya tıkladık, yazdıktan sonra buraya tıklayıp kontrol edebiliyorsun. Bu nick alınmış mı diye. Hani aa, Targaryen ismi acaba boş muydu, alsam mı acaba derken çat diye bastım. Targaryen nickine zorunlu kitlenmeyeceksin artık. Çünkü name check özelliği var. Zarınız olduğunda şöyle bir bildirim mesajı eklendi sağ aşağıya. Arayüz fonksiyonuna iki node arasındaki en kısa rotayı belirleyebilecek şekilde bir içerik eklendi. Çok güzel bir ayar. Ben bunu Global Lab'de yapmıştım. Şurada bir düğme çıkıyor, ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra hop buraya tıklıyorsunuz. Pardon, buraya sağ tıklıyorsunuz. Bir de sonra ne bileyim, şuraya sağ tıklıyorsunuz. En kısa rotayı size otomatik veriyor. Çok güzel bir sistem. Artık hani bu Something Now listesinin kullanım birazcık düşer diye tahmin ediyorum. Şöyle bir şekilde çiziyor size rotanızı. Sağ tık, şuradaki bildiri. Şuradaki düğme. Bu düğmeden yapacaksınız. Çok güzel bir değişim. Bu biliyorsunuz, karakter attığınızda üzerinizde böyle süresi azalan eşyalar varsa karakter atarken bildirim çıkıyordu. O bildirim bugünlük gösterme gibi bir ekstra bir bildirim gösterme düğmesi eklendi o düğmenin altına. Ya balık oltası atarken bu sağ üstte bak etkinlik balığı var. Bu bildirim artık çıkacak şekilde ekleme yapıldı ne yazık ki. Keşke eklenmesi, çok iğrenç çünkü. Al bu rapping diyor. Zaten ben buradayım ama. Mesela öyle bir saçmalığı var. Bu eşya kiralama olayı bize de geldi, o yüzden geçiyorum. Aynısı bize geldi. Geç. Aynısı geldi. Ekoloji track şeysi. Biliyorsunuz ekolojide böyle tıklayıp takip etme özelliği eklendi ya. Bunu işte yüklenme ekranı, karakter değişimi, sunucu atma, işte depo aç kapa gibi ayarlardan sonra kaydedecek şekilde geliştirme yapıldı. Yani karakter açsanız artık o eşyayı eşya diyorum. Ekoloji bilgisini takip edebileceksiniz. Çok güzel bir değişim bu. Dükkanın değişimleri bizde tamamen aynı galiba değil mi? Aynen, tamamen aynı, geçiyorum. Stage kostüm şey bize de geldi, geç. Olu kas materyali almaktaki bir açıklama yanlış bir şey düzeltilmiş. Aile ya da karakter ismi değiştirme tıkıtındaki... Yo pardon. Yazım hataları düzeltilmiş bu takas ve isim değiştirme kuponlarındaki şey. Okey. Shouter's Lie dediği şey, habercinin yalanı görev serisindeki bir şeyin yazım hatası galiba. Aynen, typo. Yazım hatası düzeltilmiş. H'deki bu 5 mahsullü tavuk bilmem nesi kutusunun bilgisinin yazım hatası düzeltilmiş. Full Orchestra davul seti ve Full Orchestra pan flüt mü? Pardon, pan davulu yazım hatası düzeltilmiş. Karuhu macerasında finish yazısındaki şeyi düzeltmiş, yazım hatası. Bu at üstüne karuhu çarmı aynısı bize geldi, geç.
Lan geceliğin sondaj makinesi kurarken garip bir şey çıkıyormuş. Efekt çıkıyormuş, o düzeltilmiş. Eşek eventin süresi yazdığından farklıymış, o düzeltilmiş. Evet. Okey, yazım hataları düzeltmiş, geç abi. Which condition for Fortuna's protection. Bu yeni skill'ler galiba. Yeni skill'lerin alım ya da kullanımı ile ilgili şey gelmiş. Yazım hatası düzeltimi gelmiş. Ne? Oracle's ne yap benden? Guardian board the ship and hit. And then you get member with the force attack. Oha, yok artık, olaya bak. Guardian'lar başka bir düşman gemisinde PK açıp saldırdığı sırada counter attacklanamıyormuş. Böyle bir bug varmış, bu düzeltilmiş. Çok ilginç abi. Okey, önerilen görev serisinde bu sezon bitiminden sonra önerilen görev serisinde bir ekstra görev vardı, o gözükmüyormuş, o düzeltilmiş. Bu bize de gelmiş diye hatırlıyorum. Ödümeri'de ney? During the battle dedi, acaba not savaşçısının cadımarı çıkıyormuş, o muymuş galiba, öyle bir şey herhalde, düzeltilmiş. Müzik çalma ekranındaki, pardon, müzik besteleme ekranındaki müzik aletinin resimleri yanlışmış bazıları, onlar düzeltilmiş. Gene bu beste penceresine bir yere tıkladığınızda arayüz bozuluyormuş, o düzeltilmiş. Default value 100'e çekilmiş bu BPM şeysindeki ayar galiba. Bize daha gelmedi, bir hafta ya da iki haftaya gelecek diye tahmin ediyorum. Önemli değil. Yine beste ekranındaki şey. Full orchestra flütü, full orchestra şey seti falan, bunlar önemli değil. Geç abi. Çok kısıkmış bazı müzik, bir tane müzik aletinin sesi, o düzeltilmiş. New Oliver's'ın selection'ı, tamam. Yeni Oliver Sunus'un yeri çok garipmiş, sunucu ekranında, o düzeltilmiş. Heh. Bu güzel bir değişim. Alt C yani PK açma modu ile PK açamıyordunuz arkadaşlar. Bu bug düzeltilmiş. Umarım bize düzeltmiştim. Millet bayağı çıldırıyordu. Ben bizim yanıtlamamı hatırlamıyorum ama. Neyse. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir Kore ya da herhangi bir yama notları ya da herhangi bir yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.